Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Diğerini bitirirken dedim acaba şey yaparım. Nedir onun adı? Yaren'im. Yaren. Yaren. Gelsene bir. Diğerini bitirirken dedim ki inşallah dolabı dedim temizlerim sonra gösteririm. Şimdi baktım ki yok dedim neyse hem konuşayım hem de halledeyim şimdi. Öncelikle Yaren'i buradan attım. Abur cubur dolabı buradaydı ya. Onu o dolaba attım ama daha tam oraya geçmedim. Şu baharatlıklarımı çok severek almıştım ama şu an hiç hoşuma gitmiyor ya. Başka bir şu kapaklar artık tam kapanmıyor falan. Başka bir baharatlıklık düşünüyorum ama şu an değil. İlerleyen zamanlarda. Buraları böyle hallettim. Böyle burada değil de tezgah üstü bir şey istiyorum. Bunu mesela tezgahın üstüne koysam da olur aslında. Ama yok bunu başka bir yerde kullanırım diye düşünüyorum. Böyle bitki çayı falan filan bir şeyler koyarım. Neyse konumuz şu an o değil. Şimdi ben buraları bir yerleştirdim. Şu kaplarımdan zaten memnunum. Şeker, tuz, çay ve ne var birinde? Şeker, tuz, şey pardon şeker, un, pirinç var mıydı kız? Ne vardı ya? Şeker var. Un var, çay var. Bir tanesinde ne vardı? Sanırım pirinç koyuyordum ama pirinci artık buraya aldım ve küçük şişeler, şey küçük paketlerde almayı tercih ediyorum. Çünkü hepsini bitiremiyorum. Kurt düşüyor. Şimdi ne yapıyoruz? Burada şöyle nelerim var? Buraya bir dökelim. Evet, bir dökelim arkadaşlar. Şuraya bir baktım ki baya baya böyle baharatlarım var. Bursa'dan bunları teyzemden, Bahtiyar'dan almıştım. O yüzden bunları kullanmam lazım. Biliyorsunuz bunlar da tarihleri oluyor. Ne zamana kadarmış? Yani kuru şey olsa da tarihleri tabii ki de oluyor. O yüzden şöyle bir tane salata şeyim var. Buna ne diyorlar? Soya vermiyorsa da Türkçesini şu an bilmiyorum. Böyle salatalarda kaynar su koyuyorsun. Bunlar et gibi şişiyorlar ama et değil. Babuya ne diyorlar ya? Neyse anlayan anladı beni. Bunu kullanmam lazım. O yüzden yani şu an göz attım ki buraya. Aman aman maşallah burada nelerim varmış. Böyle çorba iç mesela bunu bilseydim tavuk çorbasına falan katardım. Bakın böyle tavuk çorbası için. Sonra mantı için. Sonra şöyle tavuklu havuçlu salata için. Burada mesela bir yemek için baharat var. Hani baya baya baharatlar var. Hatta şunu da Bursa'dan almıştım. Dolaba buraya atmışım ve hala yiyeceğim. Bunu çıkaracağım. Akşam inşallah çayla şahinle içeriz. Anlayacağınız baya bir baharatlarım var arkadaşlar. Bunları kullanmam lazım aslında. Bu mesela lahana içinmiş. Bakın lahana. Evet bunu şey... Dilek kapusta. Bunu mesela lahanamda var ya iftara hazırlayabilirim. Bu da dışarıda dursun. Bunlardan iki taneymiş. Bu havuç şeyim. Yani bu da tavuk. Bunda ya şu an şöyle bir şey var. Bu da mesela kuru baharat. Bunu çıkaracağım ama şimdi böyle çorbalarda yemeklerde falan. Normalde bu şey şiş baharatı da ama ben bunu çorbalarda falan da kullanırım. Böyle bunu da çıkaralım. Burada Gürcistan şeyi var. Hmeli Sümeli. Baharatları. Bayağı bir baharatlarım aslında varmış. Niye kullanmıyorum acaba? Şey dursun diye mi almışım? Merak ettim. Şunu zaten bana Zinfira vermişti. Şöyle. Yemek şeyi. Ama şimdi şunu açacağım için bunu açacağım için buna dokunmayacağım. Sonra kullanırım. Açtım mı hemen kullanamıyorsun. Onlar da şey oluyor. Kötü oluyor çünkü. Şurada şeyim var. Zira ne diyorlar ya? Zira. Böyle pilava falan, soteye falan katıyorlar işte. Aslında baharatlar çok severim ama şurada mesela börek şeyi var. Difrize koymasaydım o kıymanın yarısını. Hamurum da vardı. Bu böreği yapmak için hamurum da var. Keşke bunu yapsaydım. Öyle difrize atsaydım ama artık difrize attığım için kıymayı. O yüzden yapmayacağım. Başka bir gün inşallah yaparım bunu. Neyimiz var? Burada yine havuç şeyimiz var. Mantımız var. Lahanamız bir tane daha var. Bu var. Yani var da var aslında. Şöyle çıtır. Aslında bunu niye kula? Bakın. Yaren benden aslında bunu istiyordu bugün. Yapsam mı ki? Yok bunu yarın yapalım. Bakın böyle
şeye onun yerine bunu buluyorsun. Bunu yarın yaparım arkadaşlar. Bugün şey yapacağım. Yemeğim zaten belli. Bu da tavuk sosumuz var. Bu neymiş? Bu baharat. Yani bayağı bir baharatlarım var. Bunları da kardeşime almıştım ama kız kardeşim götürememişti. Yükü yoktu, şeyi yoktu diye. Öylece kaldı. Şunları da buraya almıştım. Baharatlı ekmek. Görüyor musunuz? Şurada arkaya doldurmuşum. Şurada bir tane sepetim var. Sağlıksız bir şey. Şöyle hepsini, noodle'ları koydum buraya. Şurada çaylarım var. Şurada tarçınım var ama tarçını doldurdum. Bu kaldı. Bunu küçük bir Ikea poşetine koyayım. Şurada çaylarım var. Şöyle yeşil çayım var. Bunlar hepsini Bursa'dan almıştım. Şeftali ve çilekli beyaz çay aroma. Beyaz çay, şeftali ve çilek aromalı. Şurada zaten benim kokulu çaylarımdan var. Şöyle 3 paket. Bunlar hepsini Bursa'dan almıştım biliyorsunuz. Bunu da memleketten getirmişlerdi ama çayım şu an olduğu için çıkarmıyorum. Şöyle dökeyim. Tutacağım. Bu arada bu halıyı bugün makine atacağım. Boş odadakini buraya getireceğim. Hani altına renkli olan var. Onu sereceğim bir müddet. İşte böyle çaylarım var. Yeşil çay hem kilo olarak Bursa'dan almıştım. Hem de bundan bir paket daha açmıştım. Onu da koydum. Bak onu da içmiyorum. Böyle demek ki süs için alıyormuşum. Baksanız ya. Her şey var. Mesela çaylarım var. Her şeyim var çok şükür. Öyle. Başka mesela şu yeşil çaydan da var. Bu da limonlu. Böyle atıyorsun şeye. Bunu da buraya koymuştum. Yani var ama kullanan var mı? Yok. Niye kullanmıyorsun Feride acaba? Şimdi şunları da şöyle şekerlerim biraz var. Bunları şöyle koyalım. Günü gelir. İçeriz. Akşamları Şahin'le böyle çıkarıp çay falan içtik. Senin ne olduğunu da bilmediğim için, bakmadığım için sürekli buralara. O yüzden de durmuşta duruyor burada. Şöyle bir yerleştirelim arkadaşlarım. Şurada zaten şeylerim var. Bu neymiş? Bak şunları. Bu ne? Roka. Roka dikmeyeceğim daha var. Ama şu biberi dikebilirim bakın. Bu biberi bugün belki halledebiliriz. Ondan sonra şurası zaten hamburger dolabımız. Şimdi yarın yiyeceklerini de buraya koyayım. Burada kalsın. Buradan yer. Şurada benim biraz incirim var. İncir eskiden güzeldi de şu an bozdu mu ne? Beğenemedim şu an tadını. Bu şekil. Şurada birazcık şeylerim var. Bunları da akşam çıkarayım da yiyelim ya. Bir tane kaba, bir şeye saklama kabına bir şeye koyacağım. Akşamları kahvenin yanında güzel oluyor. Ne değmiş buna kız? Böyle incirle ikisi yan yana dursun. Ondan sonra şurada birazcık mıs gevreğim var. Bir de galetayı buraya koydum. Böyle bunlar da bunun üstünde bu şekil kalsınlar. Ondan sonra şeyim bitmiş. Karbonatım var da mayam bitmiş. Maya almam lazım. Aslında şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. İşte mayam bitmiş, o bitmiş, bu bitmiş. Bir market alışveriş aslında yapılması gerekiyor da. Bakalım. Şunları şimdi diğer dolaba koyacağım. Yarın abur cuburlarını orada kalsın. Bunu çıkaracağız. Bunu daha çıkartacağım da bunu yapacağım şey. Belki pazar günü bu salatayı da yaparım arkadaşlar iftara. Ya da iftardan başka bir gün yaparım. Çünkü iftara yaptığımda çoğu şey yenilmiyor. Şöyle bir tane makarnamız var. Şöyle bunu koyalım. Aslında ara ara böyle kontrol etmem gerekiyor. Ne var ne yok. İşte bazen bakmıyorum. Bu şekeri de buraya koyalım. Bazen işte gözden kaçıyor. Bakmıyorum etmiyorum. Halbuki lazım yani. Şu tarçını şimdi poşete koyacağım. Böyle arkadaşlarım, sizlerle beraber şeyi de yapmış olduk. Nedir onun adı? Kontrolde yapmış olduk ne var ne yok. Ondan sonra yine süpürme işlemi de çıktı. Şimdi aşkırılma. Bunu çıkaracağız, dökeceğiz. Bunu cumartesi yaparım. Bunu akşam çay içeriz. Şimdi daha yemeğim de olacak.
Bir yandan çöp topluyorum, bir yandan ne yapıyorum. Şunu da bir nasip olmadı yemeğim. Bu neymiş? Kajun baharatı. Bunları da bir yere... İşte öyle bir baharatlık almak istiyorum ki böyle... 7-8 tane böyle baharatlık masa tezgah üstüne yani iki standlı oluyor ya arkadaşlar, onu koymak istiyorum. Bakalım, şimdi değil tabii ki de, ilerleyen zamanlarda onu da hallederiz. Şöyle bunları koyalım. Yani buraya bir şey olsun. Ay dedim ayağıma nedir değdi ya. Yüdümü kopardı. Çikolatasını da koyalım çünkü o yiyor. Bunu da nenesi vermiş. Şimdi. Şimdiki. Devam edelim arkadaşlar. En azından sizlerle konuşa konuşa. Bakın çikolatayı geçen açmış. Koymuş öylesine. Bari bana verseydin ben yerdim. Çocuklara fazla yüz verilmeyecek arkadaşlar. Bunu her defasında söylüyorum ama kendim aynı hatayı yine yapıyorum. Ay bıçak geldi. Saplanacaktı. Aynı hatayı kendim yine üst üste yapıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Ne diyelim. Nasıl oldu? Valla iyi oldu gibi. Şöyle. En azından neyin ne olduğunu biliyoruz şu an. Ha, şöyle zeytinyağımızı da koyalım. Böyle. Şimdi ben şu halıyı malıyı değiştireyim arkadaşlar. Şurada da birazcık elma kurum var. Burası. Şöyle. Halıyı onu bunu değiştireyim. Şunları kavanozuna boşaltalım. Şunu dolaba koyayım. Şunu alayım, şunu alayım. Diğer halıyı yukarıdan getireyim. Bunları yıkayayım en güzeli. Yarenim ne yapıyorsun? Tamam anneciğim, çamaşırları. Daha inanır mısınız? Onu çıkarıp oradan oraya şey yapmadım ya. Ben diyorum bugün ben değilim ama daha burada çamaşırlarım var. Bugün ben değilim arkadaşlar. İdare edin lütfen bugün beni. Al sana bir posta daha. Bu arada şey nedir onun adı? Nefese kaldım. Eti şey yaptım arkadaşlar. Köftelik yoğurdum güzelce. Dolaba koydum birazcık dinlensin. Saat kaç? 4'e geliyor. 5 gibi başlarım. Birazcık bir saat falan. Dolapta dursun. Şimdi. Geçen bana bir arkadaş yazmış ki o makineyi temizlediğinde onlar makinenin işte kıyafetten çıkan fazla tüy değil. Onlar senin kıyafetin mahvoluyor ve sen farkında değilsin. Canım benim, canım şu ne gibi kıyafetimin parçası olabilir? Söyler misin? Güya makine hepimizde makine var da biz kullanmıyoruz. Sen de böyle övüne övüne temizliyorsun ya, o senin kıyafetlerini mahvediyor, farkında değilsin. Ta şu mu? Ha ben övünmüyorum arkadaşlar. Kurutma makinem. Tövbe estağfurullah, varmış gibi övündüğüm gibi bir şey yok. Yani. Ha, Allah olmayanlara da versin. Evet çok rahat, çok kolaylık ama bunda övünecek bir şey yok yani. Bilemedim. Niye öyle bir düşünceye kapılmış arkadaş?
Şimdi o boş odadaki halıyı götüreceğim. Mutfaktaki halıyı getireceğim, yıkayacağım. Bayağı bir kötü oldu. Efendim anneciğim. Ondan sonra kolidor. Ne? Evet. Ondan sonra nedir onun adı? Koridordaki halıyı da kaldırayım. Yolluğu bayağıdır yıkamıyorum. Onu da halledeyim. Böyle halledeceğiz işte. Şimdi sesinizi duyar gibiyim. Şu mutfağın dili olsa da konuşsa Feride yeter artık şu mutfakla uğraşma dediğinizi duyuyorum da. Halısını yıkamak için kaldırdım arkadaşlarım. Zaten kirliydi. Onu serdim denemek için. Sonra hoşuma gitmişti. Güzel de yakışmıştı o bundan önceki halı. Zarife'nin bana verdi. Efendim yarın. Tamam ama kirliydi. Sonra dedim neyse birazcık kullanayım sonra yıkarım. İşte bu granatisli. Bunu da, bu da pek temiz sayılmaz çünkü diğer odadan getirdim. Ama en azından şu mutfaktakini şimdi makine hazır boş onu atacağım yıkansın. Diyorum mutfağım da benden bıktı ama ne yapayım? Güzel güzel şey yaptım ama
Bir gideri de var gibi ya. Değil mi yani? Vallahi bir gideri de var. Neyse en azından topladım, kaldırdım, süpürdüm, güzelce sildim. Ha, halının altını silmedim, yalan yok. Şu etrafını sildim. Şunların kulpları bayağı bir kötü olmuş. Onları sildim. Şimdi de makineyi doldurdum. Doldurdum derken çıkan bulaşıkları atıyorum işte. Ondan sonracığıma şimdi köfteyi şey yapacağım, halledeceğim arkadaşlar. Ne oldu? Gene ne alacaksın acaba? Ufak gene kirlenecek. Kirlenseyi ne yapalım? Annenin kaderini de öyle yap da. O zaman temizle mi? Allah Allah, ne yapalım? Temizliyorsun, geri dağıtıyorsun, Al, kirletiyorsun, Allah Allah. kirletiyorsun, Yardım etse, sen dağıtmazsan sen hiçbir şey olmaz sen. Ya ben ufak da ne işim Ama var? diğer halı bayağı uzundu, şuraya kadar geliyordu. Zarife'nin verdiği. Bu biraz kısa ama dediğim gibi yıkansın. Birkaç gün sonra tekrar sererim. Şurada suyum var. Hatta bu yolluğu da yıkamak istiyorum arkadaşlar. Bu da bayağı bir kötü ama önce halıyı yıkayayım. Daha sonra bunun yolluğunu getirip buraya sererim. Bunu da yıkarım. Bunu bayağıdır yıkarım. Hele özellikle şu dolap geldikten sonra hiç yıkamam. Normalde dolap yoktu. Hemen kolaylıkla kaldırıp atıyordum makine. Ertesi gün seriyordum. Makine şey dolap gelince birazcık zorlaştı. Suyum burada. Şuraları... Ah. Kediciğim. Ne işin vardı senin buralarda? Tatlı kedi. Tatlı kedi. Şimdi... Merdivenleri güya bugün yakacaktım ama yok, yapmayacağım. Hava bir anda bir bozdu. Şimdi halıyı makineye atayım ve gideyim o kapıyı kapatayım. Çünkü baya baya böyle soğuk rüzgar esiyor. Belli ki bir yağmur falan olacaktır ama belli de değil. Burası Antalya. Alıştık artık. Miram içeride. Saatlerimiz 4.30'a geliyor. Köfteleri hemen halledeyim. Dolaba atayım. Öyle de dinlensin. 5.30 gibi falan sulu köfte yaparım. Bu arada canım takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Gerçi ben takipçi gibi değil de daha çok abla, anne, teyze, kardeş öyle gördüğüm için çok çok teşekkür ederim. Suna abla diyeceğim çünkü bilmiyorum kaç yaşında nedir. O yüzden çok teşekkür ederim Suna abla. Dün sormuştum işte yemekte ne yapsam diye. Tabii ki siz dünkü videoyu bugün izlediğiniz için yazmış ki sulu köfte ve makarna yap. Hem çocuklar da yer. Ben de hatta güldüm, dedim ki tam da bugünkü menü, onu düşünüyordum. Ben bulgur pilavı düşünüyordum ama makarna da aklıma yatmadı değil. Böyle tereyağında güzel bir makarna. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi ne yapalım? Köfte şeyimizi çıkaralım. Ondan sonracığıma onları ben bir hızlıca yuvarlayayım arkadaşlarım. Daha sonra hatta ne yaptım biliyor musunuz? İki parça et daha çıkardım. Şey yaptım. Şöyle hazırladım bunu. İki parça eti de çıkardım, koydum. Dedim öyle fazla fazla olsa da dolaba atarım. Çünkü 2 dakikada şurada hem bir şeyler izleyeyim hem de onları bir yuvarlayayım. Hatta orada değil de şurada yer sofrasını getireyim. Yok ya da yukarıda yapayım, bir daha kendime şey yapmayayım. Köftemizi halledelim de arkadaşlar. Sonra Miroş'umla biraz çalışmam lazım. Valla gelişi güzel. Bunları yuvarladım, yuvarladım. Una da buladım. Şimdi bunu bir tane tepsiye alacağım ve difrize atacağım arkadaşlar. Biraz daha küçük yapabilirdim ama inanın küçük başladım. Şöyle bu şekil başladım ama sonra baktım ki sonu gelmiyor. Hadi bakalım, yuvarladım. Bu akşam bana kız çelerimle yeter. Bunu da şöyle köfte haline getirdim arkadaşlar. Bunları da şimdi difrize götürüp böyle koyacağım, donsun. Yaren diyor ki anne diyor, hani sen diyor köfte patates kızartacaktın, ne ara diyor sulu köfteye döndüm. Dedim olsun, sulu sulu. Aslında çorbamız var ama köfte patatesinin yanında da salata falan lazım. Benim salata malzemelerim yok. O yüzden bunları difrize götüreceğim arkadaşlarım. Donduktan sonra poşetlerim. Şimdi bir tane tepsi çıkarayım. Aslında bunu böylece dolaba koyabilir miyim, bu şekil? Donduktan sonra çıkarsam ya da metal bir şey olur mu ki? Dur bakalım şuradan. Ay. Ay ay ay. Ay anam ay. Anam bacım, anam bacım. Şu tahtaya koyalım. Donduktan sonra geri getiririm buraya. Şey yaparım. Vallahi hiç uğraşamadım. Küçük küçük böyle. Bizim sulu köfte yapıldığı zaman içine pirinç koyuyorlar ama ben bugün pirinç koymak istemedim.
Sadece böyle kıyma olsun dedim. O yüzden koymadım arkadaşlar. Var hemen difrizem. Una niye buladım? Bazen buluyorum, bazen bulamıyorum. Şey yapsın dedim. Çorbaya, yani sulu köftenin kıvamında biraz un şey yapsın. Ama bunlar da yayıldıkça yayılıyorlar ha. Bir saatte beklettim dolapta. Ne haber kız? Niye bulanı şey yapıyorsunuz, yayılıyorsunuz? Siz de ne? Acıktınız, iftarı bekliyorsunuz. Hayırdır? Şimdi hemen yemeğime başlayayım arkadaşlar. Gel bakalım. Efendim anne. Terliklerini yıkarım anneciğim. Daha halıyı da yıkarım. Gelip bana yardım eder misin? Senden zaten hayır gelmez bana. Şu ikisi. Oho, ben 5 dakikaya burayı halletmiş olurum yarın. Elimle götürürüm. Allah. Halıyı da atamadım. Dedim bunları halledeyim, sonra halıyı atarım. Öyle yapacağım şimdi arkadaşlar. Allah'ım, havanın güzelliğini ama soğuk. Kış geldi sanki. Vallahi soğudu. Hayırdır, mevsimde ne yapacağımı şaşırdı. Allah. Mart 20 neredeyse yaklaştı. 22 Mart Nevruz Bayramı var. Allah'ım. Oralar nasıl cıvıl cıvıl oluyor bir görseniz. Sarı polenlerden geziyor Feride, geziyor. Nasıl cıvıl cıvıl oluyor biliyor musunuz? Nasıl kutluyorlar böyle. Çok güzel oluyor işte. Mart ayında olanlar. Nevruz Bayramı. Buralarda kutlanıyor mu acaba bilmiyorum ama. Ama oralarda yaygındır. Şimdi ay şu köfteyi de daha poşete koymadım. Feride koyuyorsun ama poşetlemeyi unutuyorsun be kızım. Bir anam bacım. Şurası boşta sığmaz. Nereye koysak? Yayılır mı sizce? Yayılmaz. Niye yayılsın? Bunlar şimdi donsunlar. Burada. Ama dün bunu beğendim arkadaşlar. Böyle gelişi güzel hop hop yaptım ama şöyle bir de donmuşlar. Artık lazım değil anneciğim. Lazım değil bunları da. Beraber bunları yaparım, poşetleme işlemini. Şu an şey yapmayayım, gideyim yemeğimi yapayım, patates de alayım. Güzel bir sulu köfte yapayım. Bunu da böyle şöyle zerezer Miram'a da veririm. Öğlen şey içti, yedi ama net olmadı. Pazı yaprağı, yok pazı değildi, karalahana çorbası. Kusun soğuk. Ama akşam da aynı şeyi vermeyeyim diye. Bu arada ara öğünü de yedi benim güzel kızım. Bir şey yok, taht gene giydi. Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Akşam oluyor. Akşam oluyor anne. Evet. Anne! Ne yapıyor benim sincabım? Oy kurban olsun annesi buna ya. Vallahi gelmiş ki bunu açalım. Allah'ım. Ne? Yok bir şey. Anne canım dolu şey. Yok bir şey. Bir şey demedim. Şimdi aç hele dolabı. Dolabı aç. Dolabı aç. Buzdolabını Yaren. Tencerelerin içine koyacak halim yok anneciğim. Tövbe. Biraz iyi dinle lütfen. Hadi. Şimdi hemen 2 dakikada yemek yapayım arkadaşlarım. Thank you.
suyu attım ve hemen mutfağı toparladım. Şimdi bu böyle ağır ağır kaynıyor. Ağırdan yavaştan kaynıyor. İçine kapıya, yarım kapıya biber, soğan, patatesi biraz iri doğradım ve havucu rendeledim. Şimdi kuru kişniş koydum, baharattan koydum. Bunun içine sarımsak koyduğum için yemeğe koymadım, çok olmasın diye. Şimdi bunları bandıralım bakalım. Patates biraz pişti ya, şimdi köftesi de pişsin. Biraz unlu olduğu için kıvamını da verir diye düşünüyorum inşallah. Yanına da bir güzel makarna. Küçük makarnalardan yapacağım ki Mira kuşuma da vereyim. Miroşum, gelsene yanıma. Gel. Gel bak, mutfaktayım, gel. Gel annesinin prensesi, gel. Gel körpem. Annem. Canım kızım. Canım kızım benim, canım kızım. Şükür sebebimsin sen benim. Evet. Salça fazla koymadım. Salça midemi yakıyor benim. Şey, dışarıdan biraz yeşil kişniş getireceğim. Şimdi çöpleri atarım. Kişniş getiririm ama kendi tabağıma koyarım, çocuklara şey olmasın diye. Pişin bakalım. Uyan Atcan. Anacan. Anacan. Gel. 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 Sohbet edelim, gel. Ne yapacaksın? Üstüne mi çıkacaksın? Taşır mı seni? Ha? Yanar dağım benim. Gel anne. O masum yüzünü yerim. O masum yüzünü yerim. Gel. Gel. Gel benim masumum, gel. Masumum benim, gel. Şu odayı kim toplayacak acaba? Masumum. Ah. Canım. Canımsın sen, canım. Canım, 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 canım. Nerede o canım? Canım, burada benim canım. Burada benim canım. Böyle yapıyorum, önüne geliyor işte. Soyulmuş. Niye? Hayırdır? Sen de benim canımsın. Anneciğim, siz benim ikiniz de canımsınız. Ben sizi ya, birinizi birinizden... Söylüyorum. Ama nasıl yalan söylüyorum? Ben seni birinizi birinizden az sever miyim hiç? Annem! Abla ne diyor abla? Abla benim tosbiğimdir. Abla benim her şeyimdir. Şimdi şunun yarısını yukarıya çıkarmamız lazım. Yarısını... Biraz da kendine hiç dikkat et. Tut anneciğim, tut, tut. 650 liranın canını okuyalım. Ay, ıslatmış. Miracığım, dikkat olsana, dikkatli ol. Dikkatli olmuyor galiba. Bir de Mira, Miracığım. Dediğin öyle bir ters ters bir bakışları var. Sana ben yutayım. Çıkar anneciğim, yarısını buraya, yarısını yukarıya. Şimdi ben gideyim buna kıyafetler getireyim, altını bunu kaçırmış. Anne çok verdi böyle. Tutsana. Öyle değil annem. Tam tersi açman lazım. Ha, tutmam da aman paşam da paşam. Allah mutfağım tertemiz ya. Hadi. Çocuk mutfağa girmesin yani. Niye? Çünkü ocağın şey gözünde yemek. Çocuğa dikkat et, yemeğin yanına gitmesin. Mutfağa hiç girmesin. O iş sende, biliyorum. Akşam 2 dakikada hallederim. Başladı, görüyor musunuz? Oo. Yarın artık mis gibi olur bunlar. Kaç gündür hiç dışarıda çıkmıyorum kız. Hep polenli polenli de bastım. Bakar mısınız nasıl soğuk? Esinti var. Rüzgar esiyor.
Yakında havuzu temizlerler. Benim motor biraz daha bekliyor. Şey, parası elimde ama bekliyorum. Bir tık daha ısınması lazım arkadaşlar havanın. Ondan sonra Allah nasip ederse böyle denize falan çocuklarımı götürürüm hep. Allah'ın izniyle. Hop. Şöyle olsun, biraz olsun. Ha. Şimdiki. Evet, bu da durdu. Gel bakalım. Seni şimdi buraya. Sıcacık ha. Evet. İlave durulamayı da açtım. Makinemiz, şey, halımız yıkansın arkadaşlarım. 3 makine. Evet, 3 makine çamaşır katlanacak. Bakın. Evet. Ama yapacağım. Gideyim birazcık Mira ile şey yapayım. Ondan sonra halım da güzelce yıkansın. Yemeğim de pişsin. Saat kaç? 6:30 gibi falan makarnayı başlarım. 7 çeyrek bugün okunacak. Dospi! Ana, sana kıyafet unuttum. Ay! Yaren! Sanırım sana demiştim ki şu tokaları da yerine koy demiştim. Sanırım. Şimdi gideyim Mira'ya kıyafet getireyim. Köftemize de bakalım ne durumda. Tostikler biraz şişmişler sanki. Altını kısalım da yavaş yavaş pişsin. Şunu yine de ben Yaren'e güvenmediğim için buraya alalım arkadaşlar. Yaren, sal o çocuğu ya. Sal o çocuğu. Sal o çocuğu lütfen. Sal kızım o çocuğu ya. Ne oldu anne? Kulağımı kırmadım. Küçük makarnalar neredeydi ya? Nereye koydum ki? Şurada. Anne, kulağım benim beyaz etmiş. Onun kulağını yaklaşmasaydın. Sana dedim. O çocuğu sal dedim. O çocuğu ben sal dedim. Sana dedim çocuğu sal dedim değil mi? Çocuğu ya, salsaydım. Öpmemi mi dedim ben ya? İstemiyor, ne yapsın anneciğim, istemiyor. İstemiyor çocuk, istemiyor. Böyle kulağını küpeye çeker, kulağını yırtar. Dikkat et. Kanar. Kanarmayı bırak, kulağın yırtılır. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Direkt böyle pijama altını giydireyim, kilotlu çorap giydireyim. O da zaten sıcak, soba şey, klima açık. Hemen çıt çıtlayı da çıkarmıştır kesin. O yüzden pijama altı, sweet böyle de yatar. Gel. Gel bana, gel. Gel hele annem, gel. Ne oldu Mira? Ne oldu Mira? Ha? Yaramaz. Ben seni odana sokmayacağım. Odandan bir şey alacağım. Kız beni bu ayaklara ne yapayım? Kız beni bu ayaklara ne yapayım? Kız beni bunu ne yapayım? Ben ne yapayım? Kıymayacağım sana. Ne yapayım? Kız beni bunu. Sana hiç kıymayacağım. Şu yeleği gel üstüne giyelim anne. Sen böyle yaparsan ablana çok kötü davranacaksın.
Ablara da kızmak ayıptır, değil mi? Evet anneciğim. Annelere peki kızmak ayıp değil mi? Değil. Sen, ay, evet. Ha, gidiyor gidiyor. Ne buldu? Anne, dur. Dur, dur. Dur, dur, bir şey buldu, dur. Seni sevmiyorum. Öyle değil mi anneciğim? Minik yaşında bir de ablana küfür ediyorsun. Sana yazık var mı? Dur, ablana yazık değil mi? Gülmüyorum, tamam. Neyse, yiyin birbirinizi, ne diyeyim. Sanki çok da onun umurundaydı ya Yaren. Ha, umursamıyor bile. Gel yeleği giyelim, gel. Gel papatyam, gel. Gel. Hele de üşenmese de şurayı da bir yapsan kızıma. Canım. Canım. Bak. Ha. Birazcık açıklık sürelim. Bakayım geri tırmanacak. Bu duygulansın mı gene? İyi duygulansın hadi. Anne kapatamadım. Çevirsene anneciğim. Çevirmedim işte. Al götür de koy al. Al duygulansın biraz. Sana getirmiyorum buraya. Koltuk için. Bak şimdi sincap nasıl da zıplıyor hemen. İmda buna bu yetişecek. Tamam kalk yapar o kalk. Dur, o şimdi bak. Bana bakıyor ki ne yapacağım, dur. Bak annem dur, sen rahat bırakır mısın? O biberon dururken arabayı mı istersin? Dur, dur, dur. Al, bas, bas, sinirlenme, bas, al, bas, bas, bas. Yaparsın hadi. Öyle ağlamayla yok. Yaptın işte. Yaptın işte. Isırma, ısırma aşkım, ısırma. Bak simayınkini de ısırma. Yaptın işte. Yaptın işte. Yaptın işte. Arayın için şöyle antep fıstığı, kaju ve fındık. Ne kadar antep varmış? 10 taneyle başladık. Sonra 15'e çıktık. Şimdi de bayağı bir çoğalttım. Böyle. Bunları öğütüyorum. Ve muzla veriyorum arkadaşlarım. Yemeğimiz ne durumda? Artık. Oo, 6:20 olmuş. 55 dakika var. Böyle ağırdan pişiyor. Patatesi de pişmiştir diye düşünüyorum. Ama keşke bir tane daha patates koysaydım. Biraz suyunu fazla koydum gibi. Nasıl makarnayla yenir. Çocuklara zaten ekmekle veririm. Şimdi şuradan bir tane saklama kabı alayım küçük. Meroşumu. Şunu. Yarınki. Böyle. Muzla güzel yiyor. Şöyle. Şifa olsun kızım inşallah. Şöyle kapatayım. Kapatamadım kız. Gücüm mü bitti? Allah Allah. Hah, tamam. Şöyle gözümün önünde dursun. Yarın için arkadaşlarım. Şimdi çöpleri götürüp atayım. Bir de birazcık kişniş getireyim. Oy. Anne teyzeşler. Ne yapmıştı biliyor musun? Annem çöpe gitti. Hı. Düşecek. Bak bak biliyor da düşeceğini bak. Yok hayır düşmez buraya yastıklar koy. Artık bak dur 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 öyle öyle alışacaktır. Hadi in 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 in. Aferin sana. Allah. Çok akıllı bir kız bu ya. Kurban oldum Rabbim sana şükürler olsun Allah'ım sana şükürler olsun. Ama her zaman yapmakla. Çünkü hep ayağa kalk ki yoruldu. Evet. Yoruldu. Bak artık sinirleniyor ablasına bak. Ablacığım. Bak. Hem spor yapıyorsun ama. Değil mi annesi? Evet anneciğim. Evet. Sağlığın için.
Dur. Dur bakalım geri nasıl inecek. Bak nasıl Yaren'e bak. Bu benim ya. Kanka benim bu ya. Yaren ver bakalım geri nasıl inecek. Ver alsın da insin dur. Allah'ım Allah'ım anne, sana şükürler. Babaya da atalım mı? Dur. Ben akşam babaya gösteririm. Gelse baba. Düşerse yatay yastıklar azıcık. Dur. Biliyor. Biliyor ki arkada düşecek artık. Onun farkı. Bak. Ya. Ya. Dur anne dur. Heyecanlanma dur. Heyecanlanacağım. Artık onun farkında biliyor musunuz? Bak. Koltuğa çok kalıştı. Dur yapacak o şimdi. Hadi annem sen yap. Ablası da buraya kurban olurum yastıklara dizdiki düşmesin. Buraya zıplanmasın diye kanamasın diye. Geçen gün zaten kanamıştı. Evet anne. Hatırlasana anne dişini patlattı. Evet. Emir de aynı şekilde dişini patlattı. Evet anne. O da kanadı bu da kanadı. Evet anne. Hadi. Benim de kanadı. Damağım kanadı. Evet anne. Hadi tospa hadi. Bak iftar olacak hadi. Yapma öyle yapma. Yani bilmiyorum çok şey olmuyor. Anne yapma yardım etme. Hayır bir o öğrensin ki arkaya inmek lazım annem. Anne yardım etme. Şimdi arabasını al geri koy. Anne olmaz ki ama ya. İn sana geri vereceğim. Hadi. Şimdi koyalım. Git al kızım git. Ya ablacığım bozma. Sen düşersin diye ben koydum. Anne şimdi gösterelim babaya da atalım. Dur annem. Şimdi bak. Dur annem dur. Bak. At kızım ayağını. At kızım ayağını. O ayağını at annem. Ayağını at. Çıkar yukarıya hadi. Çıkar benim pambuğum hadi. Hadi. İlk benim bu kardeşim. Annem tamam bağırma. Şimdi, hadi çıkar kızım çıkar. Çıkar benim güzel kızım hadi. Bacağını çıkar yukarıya. Hadi. Hadi 1-2. Hadi bismillah hadi. Hadi yoruldun mu? Hayır yorulmak yok. Dur. Sen pilotsun. Hah dur yapacağım. Ne yapıyorsun anne? Dur anneciğim dur. Masaj yapıyorum. Hadi 1-2. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim hadi. Bak, Allah ya Allah bir hadi. Anne, ya Allah hadi. Benim de çık da aferin de. Hop. Aferin benim tospağıma ya. Al be abla. Hadi al. Gördün al kızım al. Al benim prensesim. Yoruldu annem birazcık. Ama sen gözün üstünde olsun tamam mı artık bak çıkıyor. O ne ben oradaydım sen de çoban benmişsin. Çocuk tırmanmış oraya kendisi. İşte artık tehlikeli kızım bunu tek bırakamayız artık. Bak. Buraya şey yaptıysak. Ya da hep aşağıya yastıklar koyalım. Buraya çit yaptıysak anne. Yok annem çit. Çit yaptır çit yaptır. Buraya çit yaptıralım kapı yaptıralım. Buraya bırakırız nerelerle geçsin. Hadi. Hadi yoruldu artık. Ay yerim ben seni. Tamam. O zaman kolay gelsin. Dur. Çıkıyor da anneciğim. Hadi. Biraz yakalım. Hubara bomba. Hadi al benim kızım hadi. Hadi menekşem benim sen hadi. Sen yaparsın. Yapamıyor musun? Anne. Yapar annem. Sadece yoruldu artık. Hadi anne ona destek verelim. Hadi kızım ya Allah hadi. Ya Allah hadi. Anne hadi. Mira başarı desene. Tamam başarır şimdi. Hadi ya Allah kızım hadi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim hadi. 1-2-2 hadi. Kaldır o bacağını kaldır annem. Kaldır aşkım boşluğa denk geliyor ayağım. Şey yastıkları. Dur. Alamadın mı? Enerji mi bitti? Enerjisi bitti ablası. Ablası enerjisi sen oraya... bitti. Ama sen yapar annem o yastıkları oraya koy yapar. Allah'ıma şükürler olsun şimdi. Bak suyun altını açtım diye biliyorum ama açmamışım. Makarnanın suyunu da koyalım arkadaşlarım. Kaynasın. Bunun altını artık kapatsak da olur. Bakın çok da güzel oldu. Şöyle. Çok güzeliz biz gerçekten. Ben de güzelim çocuk. Annem niye getirdin aşkım? Ay şu tatlıya bak.
Biz gidiyoruz ballı turta. Kafasını vurmasın anneciğim, ballı turta murta ama kaldıramazsın artık annem. Çorabını da giydir kızım. Şimdi şurada bunu kişniş topladım. Bunu üstüne kendi tabağıma koyacağım. Burada da makarnanın yanında yeşil sarımsak, soğan ve roka yerim diye şey yaptım. Biraz otlarını temizledim. Aşağıda çöpleri atmaya gittim ya. Şimdi suyum daha kaynasın. Makarnamı da pişireyim. Zaten bir şey kalmadı. 7'ye 10 var. 15 de öyle. 25 dakika sonra inşallah Allah nasip ederse ezan okunacaktır. Şimdi biraz da portakal sıkalım. Hem çocuklar içer hem de ben içerim iftarda. O kadar da güzel yumuşacık olmuşlar ki. Tam sıkmalık. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim, ya Rabbim. Şu Miran'ın böyle hareketlerini görüyorum ya. İnanın. Dünyalar benim oluyor arkadaşlar. Allah'ım hiçbir anneyi evladıyla sınamasın. Böyle en ufacık şeyinde ne mutlu oluyorsun var ya. Kurban oldum Rabbim. Akşam biraz gene çalıştırırım onu. Bacaklarına egzersiz falan yaparım. Takal suyu. Gel. Ay, limon sıkmadım. Dibindeki şeyler de gelsin dedim ki al anneciğim. Al afiyet olsun annem. Yarısı? Ha? Sen? Şimdi ben kendime de sıkacağım. Bunu da Mira'ya vereceğim. Tamam ya. Hep burada. Tamam. Ben de bardağımı dökebilir misin canım benim? Dursana ki anneciğim. Dökemiyorum ki çok zor. Dökülür buraya. Tamam anneciğim. Şimdi bir onun ucundan bunlar geçmez diye. Şöyle kendime alayım. Yazık. Çocuk. Ha bunu da kardeşine götürür müsün lütfen? Götürürüm canım annem. Aslında bu simayım. Evet anne. Maalesef ki simayım. Simayım aldım ama melek gibi. Uçak geliyor. Anne. Hı. Ben içeri limon mu sıktın? Niye? Yok annem. Portakal önce şey ya. Renkli mi? O yüzden yani şey yapamamıştır. Ekşi değil. İçen ya faydalıdır. Ne ekşi? Ne vitaminler var portakalda anne? Her şey var. Çok vitamin var. Portakal hasta olmayız. Ben de portakal suyunu kahvaltılarda içiyorum. Değil mi? Evet. Ben sana pankek de yapacağım yarın. Yanında portakal suyu. Ezanımız okundu. Allah'ım kabul etsin inşallah. Ben de yemeklerimi hazırladım. Şurada kaşar koydum. Şöyle makarna sıcakken birazcık kaşar koymak istiyorum. Allah'ım kabul etsin inşallah arkadaşlarım. (Gülüyor)
büyüksün ya Rab. Afiyet olsun canlarım. Afiyet olsun. İftardan sonra görüşürüz inşallah. Önce kahve. Sonra da bulaşık toplama. Bulaşıklar falan işte makineye girecek. O kadar güzel olmuştu ki. Yaren bir kase dolusu içti. Ondan sonra ben dolu tabağı yedim. Gördüğünüz gibi bu kaldı. Şu an önemli olan benim keyfim. Değil mi? Şöyle yanıma su, lokum, kahvemi içeyim arkadaşlar. Ondan sonra inşallah saat 8 çocukları onda yatırırım. Ve bu şekilde çocukları yatırdıktan sonra Şahin gelene kadar bir saat çamaşırları katlamam bana yeter. Hadi bakalım, afiyet olsun. Saat tam 10'da uyutmaya çalıştım. Bu daha yeni uykuya daldı, o uyudu. Ben de çamaşırları katladım. Çocukların kıyafetlerini yerlerine astım. Şimdi şurada nevresimler var. Havlular banyoya gidecek. Şahin'in atletleri. Neyse arkadaşlarım, sizlerle de vedalaşalım. Yarın sabah inşallah görüşürüz. Veya sahurda. Şimdi gidip dolaptan milföyü çıkaracağım. Belki gözleme yaparım. Yeriz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.